İnsanların yapabileceği en büyük hizmet başkalarına faydalı olmak. Üniversitemizin esas kuruluş amacı da daha defalarca söylemiş olduğum gibi başka insanlara faydalı olmak. İpek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Akın İpek'in bu mesajı gerçek oldu. Dünya barışına katkıda bulunacağız mesajı da başkentin ortasında hayat buldu. Tam 83 ülkeden eğitim için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, aileleri ve büyükelçiler kültür şenliğinde buluştu. Çınar olarak dünyayı sarıp sarmalayacağı günleri... İnsanlara hizmet etmek, insanları kendi hizmet ettirmek değil. Biz bir araya gelerek ne katma değer sağlıyoruz? Bütün insanlar için ne katma değer sağlıyoruz? Buna bakmamız gerekiyor. Binlerce kilometre mesafeden Türkiye'ye eğitim almaya gelen öğrenciler bir yılın yorgunluğunu yine kültür şenliğiyle attı. İpek Üniversitesi'nde eğitim alan öğrencilerin kültür şenliğinin bu yılki sloganı "Bütün dünyada bir gündü." Hangi dilden, hangi dinden, hangi düşünceden, dünyanın neresinden gelirsek gelelim, ortak askeri insani seviyelerimiz var. Herkesin kabul edeceği seviyeler var. Ve bu seviyelerin dayana evrensel hukuk. Hepimiz yapmış olduğumuz hangi dünya düşüncesine olursak olalım, dayanağımızı evrensel hukuktan alıyoruz. Adını Türkiye'nin ilk sanat ve sosyal bilimler üniversitesi olarak duyuran üniversitedeki şenlik göz kamaştırdı. Etkinliği izlemeye gelenler tam bir kültür şovu yaşadı. Dünyanın bütün renkleri yine Türkiye'de eğitim gören öğrenciler tarafından izleyenlerin beğenisine sunuldu. Ben Myanmar'dan geldim. Çok şenlik nasıl gidiyor? Şenlik çok iyi gidiyor. Ben çok seviyorum arkadaşlarla şey yapıyorum. Bir tohum var, o da insan hakları. Geçmişteki hadise bakıp okuyabilecek. Ne yaparsam ne olurum cevabını verebilecek. Ve bugünkü insanlara bu tecrübe aktarabilecek akademik insan ihtiyacımız var. Mozambik'ten Amerika'ya, Rusya'ya, Brundi'den İngiltere'ye, Çad'a kadar 83 ülkeden gelen öğrencilerin kültür şenliği göz kamaştırdı. İnsan olarak diğer insanlara fayda olmanın yollarını arıyoruz. Akademik olarak bunu sistemleştirmeye çalışıyoruz. 83 ülkeden gelen üniversite öğrencileri marifetlerini sergiledi. Hünerli parmaklar ülkelerinin yemeklerini yine kültür şenliğine gelenler için hazırladı. Diye bir yemek yaptım. Trileçe. Hem de sütlü pide yaptım. Ekipte burada olduğum için çok mutluyum. Böyle bir üniversiteye üniversitede okuduğum için çok mutluyum. Kesinlikle çok güzel bir etkinlik. Üniversitedeki Bütün Dünyada Bir Gün etkinliğinde öğrenciler yöresel kıyafetleriyle bir de defile düzenledi. O etkinliklerin tamamı üniversitenin internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. İpek Üniversitesi Rektörü Ali Fuat Bilkan da düzenlenen kültür şenliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerimiz geçen yıl başlattılar bu geleneği. Bu sene 83 ülkeyle devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi Rusya'dan, Kazakistan'dan, Laos'tan, Tanzanya'dan, Amerika'dan, dünyanın değişik ülkelerinden gelen 83 ülkede gelen öğrencilerimiz hem kendi dillerini, müziklerini, kültürlerini tanıtıyorlar, yemek kültürlerini tanıtıyorlar.